Sevgili seyirciler, Ordu'ya bağlı Gürkentepe ilçesindeyiz ve buranın güzelliklerine bakmaya doyamayacaksınız zaten. Burada bir yayla havası hakim ve gerçekten de doğasıyla da mükemmel bir yere sahip. Şimdi başkanımızdan Gürkentepe'ye dair bilgileri alacağız. Gürkentepe nasıl bir yerdir? Burada yaşam nasıldır? İnsanlar burada ne yapar? Buradaki çalışmalar, belediye olarak hizmetler nelerdir? Şimdi başkanımızdan öğreneceğiz. Gürkentepe Ordu'ya 48 kilometre uzaklıkta. Yine Fasta ilçemize 5 kilometre uzaklıkta bir ilçe. Yüksekliği 1250 metre. Yüksek bir zirvedeyiz. Evet. Yüksek bir geçitteyiz. Zaten burası Karadeniz'i Orta Anadolu'ya bağlayan bir geçit. Yol. Güzergah. Zaman içerisinde belde olmuş. Daha sonra da ilçe olan bir kentimiz. Doğal güzelliği güzel olan, soğuk sular olan, dereleri, çayları, çağlayanları olan bir bölgede yaşıyoruz. Gürkentepe'de yaşamak, doğayı sevmek demek. İnsanları sevmek demek. O güzellikleri yaşamak demektir. Çünkü bizim ilçemizde öyle günlerimiz olur ki, güneş doğar, bir bakmışın yağmur çiğse, bir bakmışın tekrar açar. Yani bir günde 4 mevsimi yaşarsınız. Yani böyle bir ayrılacı olan bir bölgeye sahibiz. Bizler de 2009'da halkın, yüce milletin bize verdiği yetkiyle burada İstanbul'dan geldik. Evet. Belediye başkanı olduk. Ve o günden bu yana 38 ay oldu. 38 ay içerisinde değişimin öyküsünü anlatmak istiyorum ben. Evet. Çünkü belediye başkanı dediğiniz zaman, belediye başkanı bağlı bulunduğu coğrafyayı, bağlı bulunduğu yöreyi ve orada o coğrafyada yaşayan halkı önce iyi tanımalı, o dokuyu, o yapıyı bilebilmeli. Biz de bu felsefeden yola çıktık. Önce bir kentin yüzü olmalı. Dışarıdan baktığımız zaman bu kentin önce altyapısından başladık. Çünkü bu belediye 1955'te kurulmuş. 1955'te kurulan bir belediyenin bu yağan karlar, bu yağan sular, bu insanların tükettiği atıklar, sular tamamen malumunuz ya yer üstünden derelere gidecek ya yerin altına gidecek. Bunlar tekrar geriye dönecek. Biz önce 2 kilometre kentimizin altyapısından başladık. Altyapıyı bitirdikten sonra onun dolgusunu yaptık ve üzerine de sıcak asfalt. Karayollar Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde. Daha sonra da 10.000 metrekare parke döşedik. Onun için tabii temel sorunlarımız çok olduğu için halkın ihtiyaçlarını
hemen bir anda karşılamak mümkün değil. Devlet de olsanız, hükümet de olsanız, yerel yönetim de olsanız ihtiyaçlar çok. Çünkü geçmişte bu temel sorunlar hal olmayınca bizlere tabii hayli güçlük çektik ama yılmadık. Değişimin öyküsünü bir nebze olsa belirledik ve birçoğu aldığımız projelerde nihai sonuca erişebildik. Çünkü bir siyasetçi seçildikten sonra siyasetçi olmamalı, işini yapmalı, proje üretmeli, halkına hizmet edebilmeli. Ve iyi bir yöneticinin de en az 30 yıl, 50 yılı görebilmeli. Yaptığımız temel sorunlarda inanıyorum ki zaten görünüyor. Bu şeyde yani bu eksende nihai sonuçlanmış 30 yıl 50 yıl Gürgentepe ihtiyaçlarını karşılayabilen sorunlar. Yani yapboz gibi değil. İşte geçmişteki arkadaşlarım elbette ki çalıştılar ama bir aylık, 6 aylık yıllık çözümler üretilmiş. Asıl sıkıntı o değil. Her zaman işte sevgi, hoşgörü bir anlayış çerçeve içerisinde insanlarımıza yaklaşımımız kaldı ki siyasetin ana unsuru da ben merkezi değil, insan merkezidir. Evet. Yaşamak da böyledir. Biz her ne kadar yoğun olsak bile o ben merkezliği bırakıp insan merkezli olarak çalışmamızı sürdürüyoruz. Elbette ki bu yoğun tempo içerisinde bizim eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Ben yüce milletimden özür diliyorum sizin aracınızla. Ayrıca çok büyük bir temel sorunumuz daha var. Siz düşünün. Siz belediye başkanısınız. Bu yoğunluk içerisinde, bu temel sıkıntılar içerisinde işte sosyal projeleri üretiyorsunuz. Beyninizde, şeklinizde şekillendiriyorsunuz. Projeye döktürüyorsunuz. Ama yapmanız mümkün değil. Niye? Temel sorun çok. Buna rağmen biz sosyal sıkıntıları, yöre halkının yaşam biçimine göre, yöre halkının inançlarına göre bu çabalarda da bulunduk. İşte örneğin burada inançta hiç kimsenin inancına egemen olma hakkı yok. Dünyaya gelen insanların tamamı hepsi inançlarını özgürce devletine, milletine bağlı olarak, kültürüne bağlı olarak yaşamalı. Belediye başkanının da sorumluluğu da bu. Hep ilkleri yaptık. Bir Ramazan çadırı ilk defa. Evet, bu ilk. Bir 12 Mam orucu vardır. Onun da aşuresini ve onun da işte iftarını, onun da yemeğine öncülük yaptık. Engelli çocuklarımıza, engelli insanlarımıza onları bir nebze mutlu edebilecek 11 tane araçlar dağıttık. Buna benzer birçok yaklaşımlarımız oldu. Bu ilçeye sıfır çöp arabası 2011'de Sayın Çevre Bakanımdan sağ olsun bizi kırmadı, verdi. Ataşehir Belediyesi'nden bir de cenaze nakil aracı aldık. Tabii ki daha rutin işleri de yaptık bir takım. İşte düğünlerde iki tane belediyemizin otobüsü var. Şehir, ilçe merkezinde para almadan işte vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. İki tane otobüsümüzü yine cenazelerde yaşlılar o cenazeye katılsın diye servis yapıyoruz. Bu gibi etkinliklerimiz sürekli devam ediyor. Bunun yanında benim çok üzerinde durdum. Siz biraz önce belirttim. Düşünün şimdi siz belediye başkanısınız. Bir cenazeye gidiyorsunuz. Makam aracınız yukarıda. Bırakıyorsunuz. O cenaze evine çamur çorak içerisinde gidiyorsunuz. Ki belediye başkanı o mahalleye senede ya 3 defa gider, 5 defa gider. Ama orada yaşayan vatandaşımız, o milletimiz her gün o çamurun içerisinde yüzerek, çeşitli cefalar çekerek gidip geliş yapıyorlar. Siz belediye başkanınız ne yapacaksınız? Bu sorun belediyenin sorunu. Bu sorunu çözmek için 1,5 yıldan bu yana uğraşıyoruz. Bizi engellemeye çalışan bazı güçler oldu. Biz bunları da şu an bugün nihai karar geldi. Açtık. Bu sorun neydi? Karadeniz'de olmazsa olmazlardan bir tanesi şudur. Karadeniz
yamaçtır. Evet. Karadeniz diktir. Karadeniz şeydir, ihtiraslı, hırslı bir coğrafyaya sahiptir. Hırçın bir yapısı vardır. Şimdi siz o yamaçlara yol yapacaksınız. Büklüm büklüm böyle, virajlı, dereli, çaylı. Siz o yolu çamurdan, sudan kurtarmak zorundasınız. Ama biz ne yaptık? Bunun temel çözümü nedir? Bir çakıl kırma tesisidir. Bu tesisi geçen yıl 2011'de Eylül'ün 20'sinde ki 2011'in 5. Mayıs ayında da ihalesini yapmıştık. 4 ay sonra bu makinelerin Gülgenebe'ye teslim olması gerekiyordu. Arazide bir takım sıkıntılar yaşadık. Tabii biz hedefimizden, projemizden sapmadık ama ne oldu? Vatandaşın hizmeti bir yıl aksamış oldu. Ama hiç yılmadan mücadelemizi sonuna kadar yaptık ve nihai sonucu bugün aldık. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Biz şimdi ne yapacağız? Biz sadece yolu döşemek için mıcır dediğimiz, evet, çakıl dediğimiz kırma taşlarla bütün yollarımızın ana arterlerini döşeyeceğiz, evet, ve halkımızı bir nebze olsun rahatlatacağız. Evet. Çünkü gelişen çağda, gelişen teknolojide insanların kalitesi gerek eğitim, gerek ekonomiksel, evet, değişiyor. Ki Gürgentepe'de artık altında 50 milyarlık araçlar var. Gurbetten gelmiş, bayramında, seyranında, düğününde, cenazesinde. Ve siz belediye başkanısınız. Bu gelen araçlar milli ekonomi. Milli ekonominin aracının bir makası herhangi bir yerden bir arıza yaptığı zaman bu milli ekonomiye zarar. Evet, biz de bunun için ilk şeyimiz, bundan sonra aşı proje her şey bitti, mahalle yollarımızı sağlıklı bir biçimde döşeyeceğiz. Halkımıza müjde veriyorum. Evet. Beni üzen şu, en çok üzüldüğüm olaylardan bir tanesi şu. Göreve geldiğim zaman 18 bin nüfusu vardı Gürgentepe'nin. Biz göreve başlar başlamaz kayıt sistemine göre, nüfus planlamasına göre 8136'dan göreve başladık. Düşünün, ilçemiz göç vermiş. Tam kayıt sistemi, planlama sistemi geçince devlet planlamadan nüfus tamamen gerçek, reel nüfus kayıt alınmış. Bizim bu 7000, şu an nüfusumuz 7500 ilçe merkezinin. 7500 nüfus ile biz bu yatırımları yapabiliyor isek. Evet. Bazı arkadaşların, bazı siyasi kafazanların, bireysel düşünen, kendi çıkarlarını düşünen arkadaşların halkın vicdanında ben halkımın bunları sorgulamasını istiyorum. Evet. Ki bir milyon TL'lik yatırımı yapıyorsunuz yol için, batak yerler için, evet, ama sizin önünüze çeşitli eften püften engeller çıkıyor. Benim üzen, en çok üzen bu ki bunu da açtık. İşte bu konuda bana yaşam koçluğu yapan. Evet. Şimdi ben yaşam koçluğuna çok inanırım. Evet. İşte bize yaşam koçluğu yapan arkadaşlarıma, dostlarıma, operatörlerime, haralı çalışan belediye personelime, fen işleri arkadaşlarıma, evet, ayrıca proje danışmanım var benim fen işlerinden, Sevgi Hanım diye bir arkadaşımız. Evet. Tüm arkadaşlarımı yüreğimden samimi biçimde kutluyorum. Ve Gürgentepe halk için her zaman her yerde değişimin öyküsüyle varız. Evet. Sevgiyle varız. Barışçıl. Evet. Onlara dokunarak, onların güler yüzüyle, evet, bize bu sinerji zaten halk veriyor. Ki onlar da her şeye layık olmalı. Hizmette hiçbir zaman ne olursa olsun İşte ayrım gayrım olmamalı. Buna çok dikkat ediyorum ki bu zamana kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacağım. Vatandaşıma hizmet etmeye her zaman hazır ve nazır. Oh!
başkalam zorida, bu salepe taş gibi bozup etis ya vida. Bu salepe taş gibi bozup etis ya vida. Al derinden aşkları, ahir okur iskani. Movar koko mocaman, komohtu or askani. 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 Efendim, Gölköy ilçesine bağlı Karadere mahallesindeyiz ve yanımızda da bir yetkilimiz var, işletme sahibimiz var. Gördüğünüz gibi masamızda da bin bir çeşit yemek çeşitleri var. Şimdi yetkiliden alacağız, buradaki güzellikler nedir, hangi yerlerden bunlar çıktı, kendisinden de öğrenelim. Efendim, siz tanıyabilir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. İşletme sahibi Muhammed Çapan. Evet. Bu işletmeyi ben işletiyorum, çalıştırıyoruz. Aile şirketimiz. İşte yemeklerimiz... Nelerimiz var buralarda şimdi? Balıklarımız, efendim şimdiye kadar hep gösterdiklerimiz bizim deniz ürünleri üzerineydi. Ama şimdi size alabalık çeşitlerimizi göstereceğiz. Arkadaşlar da sağ olsunlar, çok da güzel hazırlık yaptılar ve buranın ayrı bir güzelliği de tamamen derenin içerisinde olan bir alan olması. Efendim buranın öncelikle manzarası harika. Biz burayı düzenlerken doğa güzelliğini bozmadan her şeyi doğal kalacak şekilde düzenledik. Göze hitap edecek şekilde her şey doğal bir şekilde kaldı çok şükür. Biz önce gelen misafirimizi gördüğünüz gibi güler yüzle karşılıyoruz. Öncelikle çorbalarımız var işte misafirlerimize, pancar çorbamız var, ısırgan çorbamız var. Evet efendim, bu bölgenin vazgeçilmezidir pancar çorbası. Bu pancar çorbamız, bu da ısırgan çorbamız. Zaten bu da mısır ekmeği yoğurdumuz, bu Karadeniz'e özgü tamamen. Karadenizlilerin hepsi bilir bunu. Mısır ekmeğiyle yoğurt birbirine yoğurt. Çok güzel bir tadı var ama. Yoğurdumuz köy yoğurdu. Annem bizzat yaylada kendi ineklerinden yapıyor. Mısır'da değirmenimiz var gördüğünüz. Oradan unlu yutup sabah pişiriyoruz. Taze her şey. Köy yoğurdu olması, yayla yoğurdu olması tabii ayrı bir lezzet veriyor. İşte fasulye turşumuz bu yöresel. Ortaya mantar yapıyoruz. Mantarı da mı siz üretiyorsunuz? Mantarı biz üretmiyoruz ama üreten arkadaşlar var, onlardan alıyoruz. Bu bölgede üretiliyor değil tabii mi? Tabii, Karadeniz'de. Tamam. Mısır ekmeği işte zaten pancar çorbası ısırganla, Karadeniz'de balıkla vazgeçilmezidir. Mısır ekmeği bizim sofralarımızın her zaman vazgeçilmezidir. Olmaz olmaz. Olmaz kesinlikle. Balık çeşitlerimiz var işte havuzlarımızdan taze taze aldığımız balıklarımızı çeşit çeşit balık çeşidi yapıyoruz. Mesela bu balık buğulamamız, balık güvecimiz, kaşarlı, tereyağlı, balık kızartmamız tereyağlı, kılçığı alınmış tamamen sade balık. Bu da en güzel balık çeşidimiz. Şu anda yeni yapmaya başladık. Bu nedir peki? Balık kavurma bu. Kılçığını ve derisini aldığımız balığı sadece kavuruyoruz. Farklı bir lezzet öyle tabii, mi? Tabii, yani genelde hep balık ya kızartma olarak ya da ızgara olarak. Ha, o şan. Balık bu da bir çeşit olarak işte kafamızdan geçiyordu. Yaptık, güzel de oldu. Beğeniliyor mu peki? Tabii tabii, yani çok insanlar çok sevdi. Siz de yiyeceksiniz şimdi, hoşunuza gidecektir eminim. Efendim günlük kaç ton balık üretimi var sizde, alabalık üretimi?
Bizim kapasitemiz küçük. 3 ton yılda diye üretiliyor da biz yetmediği zaman dışarıdan büyük alıyoruz balı. Porsiyonluk alıyoruz. Onları servise sunuyoruz. Yani bizde günlük ne kadar gideceği hiç belli olmaz. Peki alabalık üretiminde var mıdır zorluklar? Alabalık üretiminde mutlaka. Yani çok kolay bir iş değil. Sıcak havadan etkilenir, soğuktan etkilenir. Suyu kesilir. Gecenin bir yarısında kalkıp suyuna bakmak zorundasınız. İlgilenmek zorundasınız. Sabahtan kalkıp yemini vermek zorundasınız. Çok basit bir iş değil. Yani dışarıdan göründüğü insanlar dışarıdan işte çok zevkli bir işiniz var. Tamam, zevkle severek yapıyoruz zaten de. Yani dışarıdan göründüğü kadar da çok basit bir iş değil. Bir de buranın bölge olarak sürekli yağışlı olması ve hatta yazın neredeyse görememesi. Evet. Şimdi burası biraz daha rakımı yüksek olan bölge. Evet. Deniz kıyılarını gördük ama burası artık yayla seviyesinde, yayla havasında olan bir yer. Evet. O yüzden de buralarda yağış daha fazla, değil mi? Tabii tabii. Şimdi bizim yağışlara alıştık biz. Zaten şu anda da neredeyse kazakla oturacağız. Yani, 7. aydayız. Denizden yüksekliği 1700 rakım. Biz alıştık böyle yaşamaya. Yani bir ayın mutlaka 15 günü yağmurlu geçer. Bazen hepsi yağmurlu geçer. Meyvelerimiz fındık zaten biliyorsunuz başlıca ürünümüz. Mısır var sebze olarak. Meyve elma, armut, mevsimine göre işte kiraz. Yani çeşit çeşit meyvelerimiz var. Çok her şey olmuyor. Tam hava şartlarından dolayı her şey olmuyor memleketimizde. Küçük çaplı olsa sonuçta bir tarım işletmesi var, öyle değil mi? Tabii. Yani tarım ve hayvancılık, fındık. Yani bu bizim başka geçim kaynağımız yok. Hayvanlarınız var mı sizinle? Var tabii. Bizim 5 tane neyimiz var. Ay çok güzel. Yazın yaylaya çıkıyor babamla annem. Evet. İşte onlar da hayvancılık yapıyor. Biz de burada ürünlerini müşterimize ikram ediyoruz. Şimdi ben size de sorayım o zaman, anne baba hayvancılıkla uğraşıyor. Yem fiyatları gerçekten yüksekte midir? Çok yüksek. Şu anda yani yapılacak hayvan zaten hayvan fiyatları çok düştü. Yem ve saman fiyatları aşırı yükseldi. Ya şu anda gerçekten yani bir hayvana bakmanın hiçbir mantığı yok. Bir karşılayıcısı yok. Yok kesinlikle mi? Kesinlikle yaptığını değmiyor ama biz burada yaşadığımız sürece bunu yapmak zorundayız. Başka çare yok yani. Yoğurdundan, sütünden faydalanıyoruz. Tabii, evet. Efendim verdiğiniz bilgiler için ben size çok teşekkür ederim. Efendim, afiyet olsun. Yemeğinize afiyet deyin. Peşinde size bir demlik çay ikram edeceğiz. Ay, teşekkür ederim. Şimdi efendim, gelin bakalım. Tabii ki siz şimdi bu lezzetlerin farkına varamayacaksınız. Biz sizin yerinize de tadacağız ama bu güzellikleri de sizlere anlatıyoruz ki buralara, bu bölgelere geldiğinizde mutlaka tadacağınız lezzetler arasında sıralayın bu lezzetleri. Ve Gölköy bölgesine geldiğinizde alabalık tesislerini gördüğünüzde mutlaka uğrayacağınız yerdir. Manzarası mükemmel ve alabalığın her çeşidini burada tek tek tadacaksınız. Talip Şen, Yalı Belediye Başkanı. 1961 doğumluyum. Doğuma büyüme Gülyalılıyım. 1983 yılından bu yana bu belediyedeyim. Daha önce 2009 yılına kadar
belediyede memur olarak ve çeşitli görevlerde bulundum. 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçildim. İşte 3 yıl 3 aydır bu görevi yürütmeye gayret ediyorum. Belediyecilik okulu yok desek doğrudur. Bildiğim kadarıyla İzmir'de bir 9 Eylül Üniversitesi'nin mali idareler bölümü var idi eskiden. Diğer üniversitelerimizde var mı? İnanın hiç araştırmadım ama kesinlikle çok yaygın bir okulu yok. Zaten belediye başkanı olmanın da veya belediyede çalışmanın da şartları arasında mali idareler yüksek okulu veya işte belediyelerle ilgili, yerel yönetimlerle ilgili bir okul bitirmek gerekmiyor. Üniversitelerin her bölümünden belediyelerde istihdam, personel istihdam ediliyor. Bunlar işte gerek teknik olabilir, gerek idari olabilir. Ama tabii benim belediyede bu kadar uzun süre çalışmış olmamın bana avantajları var. Ben bu belediyede birçok görevlerde bulundum. Sadece yani işe girdiğim ilk günden emekli olana kadar aynı işi yapmadım. Diyebilirim ki belediyenin her türlü işini yaptım. O yüzden az da olsa her konu hakkında en azından soru soracak kadar bilgi sahibi olduğuma inanıyorum. Doğu tarafındaki tek ilçesi, Giresun iline sınır ilçesi aynı zamanda. Ordu ilinin en küçük ilçelerinden birisi. 1988 yılında ilçe olarak kuruldu. Belediyesi de 1972 yılında kuruldu. Yani 40 yıllık belediyesi var. İşte 88 yılından bu yana da hesap edersek yaklaşık 24 yıllık da ilçe geçmişi var. İnsanlarımız göç ediyor. Bu Ordu ve Giresun'da bu bölgede olduğu gibi bizden de bayağı büyük illerimize başta İstanbul olmak üzere göç var. Tabii insanlar karnı nerede doyuyorsa orada bulunuyorlar asbelkader. Ama bizim ilçemizin ben gelişeceğine inanıyorum. Şu anda ilçe nüfusumuz 7900, belediye nüfusumuz 3346 civarında. Bu olabilecek en düşük rakam. Bundan sonra kesinlikle çıkış olacaktır. Çünkü ilçemize yapılan bu dünyada ikinci, Türkiye'de ve Avrupa'da birinci olan denize bir havalanı yapılıyor. Tamamıyla denizin doldurma suretiyle olacak. Karayla bağlantısı sadece terminal yeri olacak. Tamamı denizin içinde bir havalimanı. Çalışmalar da gayet güzel, olumlu, hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah Sayın İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi 2014 yılı başına bitirilecek. Turizm anlamında zaten bizim şu anda bir tane küçük butik otelimiz var. Çok güzel, nezih bir otelimiz var. O işte çok girişimci bir arkadaşımız. Onun dışında güzel yerli ve yabancı turistlerin istifade edebileceği çok güzel plajlarımız var. Bu plajlarımızda balık lokantaları var. Sonuçta bunlar tabii hepsi turizm amaçlı hizmet ediyorlar ama havalimanının yapılmasıyla yeni yeni işletmeler burada, yeme içme mekanları ve konaklama tesisleri şeklinde mutlaka olacaktır. Sizin de gördüğünüz gibi bu ilçe tamamı boş şu anda. Tüm araziler açık vaziyette. Bunların tabii geçmişte dolmamasının başka nedenleri var. Yani Gülyalı ihmal edildiğinden dolayı değil de burada belli ailelerin çok hisseli yerleri var. Bunlardan yer almak biraz zor. Satmamalarından dolayı değil, hisseli oluşlarından dolayı sıkıntılar var. Ayrıca tabii imara, bir bölgeyi imara açabilmek için tarım alanı niteliğinden çıkarılması gerekiyor. Onunla ilgili sıkıntılar vardı. Biz bunları peyderpey, aşama aşama çözmeye uğraşıyoruz. Bu konuda uğraşlarımız var. Belli noktalara kadar getirdik. Şehrin özellikle doğu tarafını, Giresun sınırına kadar olan bölgemizi imara açacağız. İmara açmak suretiyle orada da turistik tesisler kazandıracağız. Halkımızın geçim kaynağı, işte bütün ilimizde olduğu gibi bizde de fındık. Son yıllarda yaklaşık 10-15 yıldır kivi tarımı yapılıyor. Bayağı da var kivi tarlası olan. İnsanlar fındık bahçelerinin bir bölümünü keserek işte kiviye yöneldiler. Bunun dışında sera var birkaç tane ilçemizde. Balıkçılık, bir balıkçı barınağımız var. Bayağı balıkçı var. Balıkçılıktan geçimini sağlayan ailelerimiz var. Bir de iki yıl önce buraya İstanbul merkezli bir konfeksiyon fabrikası kurduk. Kaymakamlığımız ve belediyemizin öncülüğünde. Onların bizim yardımlarımız da kuruldu. Şu anda 160 kişi istihdam ediyor. Evet. Ülkemizin bilinen markalarına Gülyalı'da elbise, kaban,
dikiyorlar. Kendi markaları da var. Büyük firmalara dikiyorlar. Hatta ihraç ediyorlar yurt dışına. Özellikle Orta Doğu ülkelerine bildiğim kadarıyla. Şu anda hiçbir sorun yok. Gayet de güzel yerleştiler. Çalışıyorlar. Tabii bu bizi özellikle ev hanımlarını iş sahibi yaptığımızdan dolayı çok mutlu etti. Bu ilçe genç bir ilçe. Kanalizasyonu yok şu anda. Mesela 40 yıl olmuş belediye kurulalı, kanalizasyonu yok. Biz geçen yıl, 2011 yılında kısmi olarak birkaç tane caddemize 1700 metre yağmur suyu ve pis su kanalları döşedik. 3 tane caddemizi daha sonra bundan altyapısını yaptıktan sonra parke döşeyerek hizmete açtık. Şehir merkezinde şu anda bir tane caddemiz var, onun acilen yapılması gerekiyor. Kanalizasyon şebekesi içinde şu anda ihale aşamasına geldi. Onunla ilgili yapmış olduğumuz çalışmada İller Bankası'ndan su kap projesi kapsamında ödeneği çıktı. %50'si hibe, %50'si 20 yıl kredili olarak çıktı. Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. O bizim en öncelikli hedefimizdi. Çünkü ilçede 1 metre kanalizasyon yok. Bunlar yerel olarak, lokal olarak işte foseptik kuyularla çözülüyor idi. Bunu önlemiş olacağız. Biz gelir gelmez yine ilçede konut açığını gidermek, aynı zamanda önce olmak, serbest girişimciye örnek olmak için bir yapı kooperatifi kurduk. Yine belediye öncülüğünde, benim başkanlığımda. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede inşaata başladık. 1,5 yılda teslim ettik. Biz kooperatifi kurduk. 32 kişiden satın aldık arazisini. İşte insanları üye yapmak suretiyle, bize güvenenleri üye yapmak suretiyle, üyelerin verdiği paralarla arsa sorununu çözdük. Daha sonra da ihale ettik. İhalesi neticesinde de insanlara çok güzel, çağdaş konutlara, çok da uygun fiyata kavuşturmuş olduk. İnşaat sürecinde 1,5 yılda yaklaşık bitirdik. Gecikmedi. Yani biz zaten göreve başlayalı 3 sene olduğuna göre, geçen hafta da bu anahtarları verdiğimize göre 3 yılda bunun hem arazinin satın alınması, planlanması, projelendirilmesi, gerek kooperatifin kurulması, uzun zaman alan konular. Yani bir belediyenin yapabileceği en kısa zamanda bunu yaptık. Bugün özel firmalarda da gitseniz 1,5-2 yıldan aşağıya teslim edemiyorlar. O da belediyenin bir projesiydi. Yani benim şahsi olarak düşündüğüm ama sonuçta belediyenin öncülüğünde gerçekleştirilen bir işti. Tabii bunun dışında biz mahallelerimizde özellikle işte içme suyu olmayan bölgelere devamlı vatandaşlara suyla ilgili boru ve diğer yardımları yapıyoruz. Mahallelerimizin yollarını, özellikle stabilize yolları bu yıl yine yaptık. 2 aydır çalışıyoruz. Parke yolları temizletiyoruz. Stabilize yolların çakıl ihtiyaçlarını, işte greyderle, kepçeyle silinmesi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Az da olsa yine birçok mahallemizde, birkaç tane mahallemizde parça parça beton yol ve parke yol çalışması yaptık. Tabii bunların hepsi belediyenin imkanları ölçüsünde olabiliyor. Bütün bunları biz bu küçük nüfusa gelen küçük paralarla ancak tasarruf ederek gerçekleştirmiş oluyoruz. Başka yine bizim şu anda bu balıkçı barınağı var ilçemizin. Balıkçı barınağının iyileştirilmesi projesi vardı. Geçen yıl Ulaştırma Bakanlığı'na sunduk. Ödeneği çıktı. Bu yıl sağ olsun İktidar Partimizin milletvekilleri de ilgilendiler, alakadar oldular, destek verdiler. Onlara da buradan sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde onun da ihalesi yapılacak. Yine bir başka mahallemizde, Tepealtı mahallemizde evlerin denizde sorunu vardı. Oradaki konutların deniz özellikle dövüyordu kış günlerinde dalgalı havalarda. Orada da yine aynı bakanlığa 2 yıl evvel sunmuş olduğumuz projeyle 7 tane T işi gerçekleşti. Şu anda da bu ilçe sahilinde bulunan belediyenin 42 bin metrekare civarında bir dolgalanı var. Onun da bir bölümünü yine ulaştırmaya eksiği vardı. Tamamlattık. 2 yıl önce bitirildi. Şimdi de Sayın Valimizin başkanlığında, Ordu Valimizin başkanlığında yine Sayın Valimizin çok güzel bir projesi var. Bu kıyı düzenlemesiyle ilgili olarak. Biz de bundan çok büyük bir memnuniyet duyduk. Kendisine, Sayın Valimize biz belediye olarak hazırız. Yeter ki siz buraya böyle bir proje gerçekleştirin diye. Sağ olsunlar, çok ilgileniyorlar kendileri de. İşte onun da şu anda projeler hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde bize sunacaklar. Başka bir projemiz de bizim en önemli projemiz ilçede yüksek okul girişimi olacaktı.
bizim ilçemiz, ilçe merkezimiz Ordu Üniversitesi'nin ana kampüsüne, Cumhuriyet Yerleşkesi'ne 7 kilometre mesafede. Dolayısıyla çok yakın. Burada okuyan öğrencinin kampüsün bütün hizmetlerinden yararlanabileceğini düşündük. Bu ilçeye yakışabileceğini düşündük ama bizim ilçemizde başta söyledim, arazi edinmek çok zor. Onunla ilgili de yine daha önceki zamanın kaymakamıyla beraber, ilçe kaymakamımızla beraber bir yüksekokul yaptırma yaşatma derneği kurduk. O dernek vasıtasıyla işte ülkemizin neresinden olursa olsun bütün Gülyalılardan yardım topladık. Yaklaşık 7000 metrekare arazi satın aldık. O arada yeni kaymakamımız geldi. O da çok büyük katkıda bulundu. Yine siyasilerimiz katkıda bulundular. Yerini aldık. Şu anda da İstanbul'da projeler hazırlanıyor okulun. Daha önce de zaten üniversitemizde okulu hayrına yapacak olan hemşehrimiz, değerli büyüğümüz, her zaman söylüyorum, Velittin Küçük Başkan üstlenmiş idi. Velittin Bey ile beraber üniversite rektörümüz arasında protokolü imzalanmış idi. Şimdi İstanbul'da okulun projeleri hazırlanıyor. İnşallah önümüzdeki hafta gelecek. Geldiğinde üniversitemize sunacağız projemizi. İnceleyecekler. Eksiği varsa veya onların tavsiye edeceği, önereceği şeyler varsa da yeniden düzenlenecek. İnşallah 2 yıl içinde de bitirilir diye umut ediyorum. Yani çünkü o bayağı büyük ve kapsamlı bir proje olacağı için bütün izleyenlerinize de selamlar, sevgiler sunuyorum. Efendim Ordu'dayız ve Ordu'da belli bir zaman sonra, birkaç sene sonra bir Safranbolu olabilecek bir yerdeyiz, bir alandayız. Şimdi bu alana dair bilgileri de beyefendiden alacağız. Efendim öncelikle siz tanıyabilir miyiz? Adım Avni Özel. Yaklaşık 25 yıldır inşaat işiyle uğraşıyoruz. Yine aynı zamanda hani turizm, eğitim alanları ile ilgili de yatırımlarımız var. Memnun olduk sizi ağırlamaktan. Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi Ordu gerçekten herkesin belki hayalinden daha farklı bir yer. Turizm nasıldır Ordu'da? Turizm çok daha iyi olacak inşallah. Yani 3 ya da 4 yıl sonra zamanla işte bunun altyapısı da çok hızlı bir şekilde, kusursuz bir şekilde ilerliyor. Hem çevre yolu hem havaalanı biliyorsunuz. Yine dışarıdan gelen yatırımlar var. Evet. Yani büyük kurumsal markalar var turizm sektörü adına. Bunlar da şüphesiz tabii yani fizibilitesiz buraya yatırım yapmayacak firmalar. Bir gelecek görüyorlar. Ordu'da bölgenin lokomotifi olacağına inanıyorum ben kısa zamanda. Efendim şu an çok güzel bir alandayız. Evet. Bir sit alanındayız. Evet. Ben şuraya geldiğimde dedim ki ne güzel, taneyi binayı restore etmişler dedim. Evet. Ama siz yıkıp yeniden yapmışsınız ve o taneyi, dokuyu bozmamışsınız. Aynı şekilde imar etmişsiniz. Bize buraya dair bir bilgiler verir misiniz? Burası 200 yıllık bir mahalle. Evet. Yani Taşbaşı Mahallesi. Ya Ordu'da eğer turizm gelişecekse de buradan başlayacak. Biz bunu hem turizm müdürümüzle de konuştuğumuz zaman aynı şeyi söylüyordu bize her zaman, başkanımızla da. Burasını biz aldığımız zaman 3 ya da 4 yıl önce bu sokakta hiçbir şey yoktu. Şimdi Menekşe Sokak Sağlıklaştırma Projesi adı altında bir proje yapılıyor oraya. Orası ve Taşbaşı Sıtkıcan bu mahallenin güzergahında. Eski evler, bütün evler bakanlık tarafından restore ediliyor. Hepsinin dışı tamamen ücret alınmaksızın devlet tarafından karşılanıyor. Biz de burayı aslında uygun olarak hem betonarme hem ahşap bir şekilde güzel bir mimariyle kazandırmaya çalıştık mahalleye. İnşallah geleceği de olacak. Zamanla diğer evlerde yapıldıkça buraya birçok butik otel açılacak. Kışları bir kere durgun gider. Yazın ya birçok yerde olduğu gibi, tabii Ege ile Akdeniz'de kıyaslama şansımız yok. Yaylı turizmi de öyle. Yani bu Doğu Karadeniz'deki yayla turizm potansiyelini saymazsak, hani aslında Ordu bölgenin en iyi turist ağırlayan illerinden bir tanesi. Yani yazları hemen hemen mesela şu mevsimde ararsanız birçok otel doludur. Ama tabii bunu sürekli hale getirmek lazım. Onun için de gelen yatırımlar, yapılan yatırımlar, devletin bölgeye yaptığı yatırımlar çok önemli. Onlar da zamanla oluyor. Bu çevre yolundan sonra İç Anadolu
Karadeniz'deki turisti de burayı çekmeyi düşünüyoruz. O da çok önemli olacak çünkü Karadeniz'i tercih etmeleri hem ordu hem kıyı turizmi hem yayla turizmi açısından yani sadece alternatif turizmin birçok çeşidini burada gösterebiliyoruz. Karadeniz'de hem kıyı turizminin hem yayla turizminin kullanılabildiği birçok yer yok. Yani Doğu Karadeniz tarafında sadece o da 2 ay kadar sürüyor aşağı yukarı. Kışın ama Ordu'ya kışın da gelebilirler. Hem sahili de kullanabilirler, kıyı turizminden de faydalanabilirler. Modern bir şehir. Şimdi efendim otelcilik sektörünün yanı sıra bir de yurt sektörünüz var sizin. Evet. Öğrencilerimize yurt kapasitesini karşılamak için. Bu nedir? Nasıl ilerler? Biz 8 sene önce Ordu'nun ilk özel kız öğrenci yurdunu inşa ettik. 120 kişilik. O zaman sadece 2 tane fakülte vardı orada. Yani yanılmıyorsam fen edebiyat ve meslek diyebiliyorum. Tam belki üçüncüsü de olabilir. Şimdi ilin çok güzel bir üniversitesi var. Büyümekte olan, gelişmekte olan. 25 bine yakın bir nüfus bekleniyor. Çok daha fazla gelişiyor. Artık yani yatak kapasitesi, yurt yatağından bahsediyorum. Tabii kapasitesi çok daha fazla artıyor. Yine kampüsün, ana kampüsün karşısında da bir yurt inşaatına başladık. O da yine 80 odalı, 200 kişilik kadar. Tabii daha farklı, evet. Daha modern, hani Ordu Üniversitesi'ne yakışan bir tesis olacak inşallah. Tıp fakültesi henüz açılmadı. O açıldığı zaman yine ona da yüksek bir nüfus öğrenci gelecek. Çok yani zaten Ordu'nun geleceği turizm ve üniversite olarak değerlendiriyoruz. İnşallah üniversite tamamlandıktan sonra oturduğu zaman yani 20-25 bin öğrenci nüfusu çok yoğun, çok önemli bir rakam. Ordu'ya çok büyük katkı sağlayacak bir rakam olduğuna inanıyorum.